Evet, kayıt eklem aktivitesini şu şekilde gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Execute query yazmıştım. Update olarak revize ettim. 2 dedim. Spor yap diyelim. Kayıt eklendi dedi ve beni bu sayfaya yönlendirdi. 1 dedim. Şu an bende kayıtlar bu şekilde aktif bir şekilde duruyor arkadaşlar. Şimdi bu 7 boş. 7'yi sildirelim. Yani delete aktivitesini gerçekleştirelim. Delete aktivitesini hemen şu şekilde gene gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Connection'ımı getiriyorum. Silinecek bilgi diyor burada. Direkt buradan silinecek bilgiyi alıyor. Ben de ne yapacağım? Where olayına direkt bunu kullanacağım. Where'e direkt title'ı kullanıp işimi çözebilirim arkadaşlar. Yani bu yapının hiçbir bu yapımızın hiçbir gereği kalmadı arkadaşlar. Şu grubu tamamen silebiliyorum artık. İşlem bittikten sonra da bana uyarı verdirip. Bu defa ne diyeceğim arkadaşlar? Delete from to-dos where title eşittir diyeceğim. Where title like bile diyebilirim acı. Değil mi? Ama yüzde işareti koymanız lazım. Koyacağım tamam. Bu tarafına, bu tarafına koydum mu? Şurayı da title olarak revize ettim mi? Hatta şu şeye gerek yok. Burada da bunu sileyim arkadaşlar. Noktalı virgülü. Delete from to do's where title like gönderdiğim title olsa yeterli. Hatta şey de yapabiliriz. ID'yi de silebilirim. Çok önemli değil. ID eşittir. Silinecek ID diyelim. Daha mantıklı olmaz mı? Silinecek ID. Integer. Bu arkadaşı ne yapacağız? Parsing. Şuradaki string değer. Direkt ver. ID eşittir diyelim. Böyle daha net oldu. Silinecek ID. Hatta buraya ID diyeyim. Hoppa, bu sorunu da çözdüm. Hemen komutumda çalıştırayım. Hatta kayıt silindi diye bir de aksiyon vereyim. Kayıt silindi diye bir de aksiyonu verdim arkadaşlar. Hoppa. Çalıştıralım bakalım.
3 sil. Silinecek ID 7 idi değil mi? Kayıt silindi dedi. 1 dedim, listele dedim. Şu an 7 numaralı ID'm silindi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bir de update yapalım mı? Yapalım. Bir tane daha ekleyelim arkadaşlar. Sırf update'i denemek için. Hemen şuradan delete'ten bir tane de update oluşturuyorum. Güncellenecek. Güncellenecek ID. Şimdi önce bana komutum da biliyorsunuz arkadaşlar update todos set is completed değeri arkadaşlar işte ne diyeyim sıfırsa bir olacak birse sıfır olacak diyelim arkadaşlar. Yani şöyle düşünelim. Burada bu arkadaşın eski değerini bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani burada is complete diye bir tane değer oluşturmam gerekiyor. Eski değere gerek var mı? Onu değili yapacağım ya. Hayır, bire bakıp listeleyelim sonra. False'sa false'sa şey ha. Yapmam gerekiyor. True true'ysa false yapmam gerekiyor. Yani siz değiştir demek istiyorsunuz. Aynen. Yani değiştir diyorum zaten. Yani güncellen tamamlandı, görev tamamlandı olayını gerçekleştireceğim aslında. Mesela işte hangi görevi tamamlanacak? Tamamlanan görev ID'si işte ne diyeyim artık? 3. 3'ün ID'sini otomatik olarak ne yapacağım? True ise false. İşte ne diyeyim? Değiştirecek görev ID'si ne? 3. 3'ün false ise hemen true. True ise false yapmam gerekiyor. Yani önce benim bu arkadaşın verisine ihtiyacım var. Yani oradaki bilgiye ihtiyacım var. O yüzden integer hatta bit de diyebilirim. Bit kabul ediyor herhalde. Bit id eşittir 1 diyelim mesela. Bit kabul etmiyor. Bit'i böyle yazsam yiyecek mi? Yok. O zaman mecburen ne yapacağız? Aga. Integer yapacağız. Yani integer id eşittir 1. Ha burada id var. Integer is completed diyeceğim arkadaş. Burada bit'i demesi gerekiyor. Yani bir sıkıntı yaratmaması gerekiyor. Ama niye bit'i kabul etmiyor? Mary. Neyse integer. Çok önemli değil. Bu arkadaş veriyi şuradan çekecek. Yani şurada çalıştırmam gerekiyor. Yani şuradaki işlemi bir kere çalıştırmam gerekiyor. Şu komutu çalıştırmam gerekiyor. Bunu öğrenmek için. Diyorum ki update'deyim değil mi? SQL cümleciyim. SQL 1 diyorum buna. SQL cümleciyim. Select yıldız from todos where id eşittir buradaki arkadaş. Değil mi? Bu cümleciyi çalıştıracağım. Ve
Hemen diyorum ki RS1 diyorum. Yani bu arkadaşı çalıştıracağım şu an. Hemen RS komutunu kullanıyorum. Result SQL komutunu kullanıyorum. Hatta bunun içerisinde şöyle bir hopa da verebilirim. Bu arkadaşa başlangıç olarak da 0 verdim. Çok önemli değil. Sonra dedim ki aga git birinci komutu çalıştır bana. Bu birinci komutun olsun. SQL 1 olsun. Connect'e eklememiş miyim? Sildim mi onu? ID ile ilgili bir işim yok. Şu is completed lation. Hocam biz sadece is complete'in değerini şu an çekmem gerekiyor. Yok, select cümlesinde select is completed from deyip sadece is completed değişkeni atayamıyor muyuz? İlla yıldız from diyerek mi sonradan bunu RS komutlarıyla bölmemiz gerekiyor? Yani onu değili şeklinde yazamıyorum. Mevcudunun değilini yap komutunu yemiyor olabilir. Yani öyle de deneyeceğim. Öyle de deneyeceğim ama bu şekilde de bir veriyi getir diyorum şu an kendisine. Get get int diyorum. Is completed. Is completed'i bana getirdi. Şurayla ilgili hiçbir işim yok. Şu arkadaşı kullandım zaten yukarıda. Şu an verim var. Görebiliyor musunuz? Is completed değerim ne olacak arkadaş? Bu arkadaşın değeri olacak. Yani 1 ise 0, 0 ise 1 olacak. Hemen burada diyeceğim ki if is completed eşit eşit 1 ise is completed'ı eşittir 0 ya. Değilse pardon değilse is completed'ı eşittir 1 yap. Bu veri gerekiyor bana. Ve burada da update edeceği kısım is completed'ın değeri şu şekilde olacak. Artı artı is complete olacak. Şu şekilde revize edecek. Yani biraz uzun dolambaçlı bir işlem gerçekleştirdim ama yani değeri true ise false, false ise true yapacak aslında burada. Yani 1 ise 0, 0 ise 1 yapacak. O şekilde düşünebiliriz. Gerçekleştirelim mi? Bakalım olmuş mu diye. Şu verilerin hiçbirini artık kullanmıyorum. Şu an çalışıyor mu? Ha çıkma. Tamam. Yes diyelim bir çıkalım ya. Bu yeni açtım herhalde. Bundan da çıkalım. Bir yeniden sıfırdan şey yapalım. Az önce proje açıkken bir tane daha açmışım. Şimdi listeledim. Şu an 2 numaralı değerim false. Tıkladım.
Güncelle diye bir buton eklemeyi unuttum. Yani şeyi ekledim ama 4 güncelle. Dört dedim. Güncellenecek ID 2 dedim. Kayıt güncellendi diyecek aslında bu dedi burada. Bir dedim. True yaptı. Tekrar güncelle diyeceğim. 4. 2 numarayı tekrar güncelle dedim. Kayıt güncellendi dedi aslında burada. Tekrar false yaptı. Sistemi şey yaptık mı arkadaşlar? Yani update olayını burada kayıt silindi diyor ya, bunu kayıt güncellendi diyeceğim. Kayıt güncellendi. Bir de sizin dediğinizi yapalım mı? Tamam hocam. Is completed eşittir değil is completed. Yok. Not. Not is completed. Burada not vardı hatırladığım kadarıyla. Değil yok değil mi? Ha? Böyle miydi? Yok hocam. Yani sette öyle yapamıyor. Ha, ama SQL'se böyle değil. Niye? Şey, Benim kendi is complete'inin değilini al diyorum. ama o not cümleciği verde geçiyor hocam. Burada kullanamam mı? Hayır, sette kullanamazsınız. Burada ne yapmayı planlıyorsun? Hayır, ben kullanıcıdan is completed değerini alacağız diye yorumlamıştım. Yok. Siz farklı düşündünüz. Ben direkt işlem Evet, tamamlandıysa evet, evet, tamamlanmadı evet. şeklinde. Heh. Mantık oysa tamam, doğru. Mantık o. Ya ben dedim acaba burada SQL'de direkt bunu Ay yok, ben mesela sorgulayabilir miyiz? title'ı belki güncelleyeceğiz diye düşündüm. Yok, Title ben spor direkt değil de spordan çık gibi mesela aynen. yapmış. Tamam. Tamam. Yani orada Tamam, sorun boş yok hocam. olayı gerçekleşti mi? Tamam, okey. O zaman sorunumuz yok. Dedim burada siz dedim şey kullanırsınız. Yok Ver yok yok. şudur budur. Aksiyona girersiniz. Hayır, girelim ver ama diğer arkadaşlar sıkıntı da olur bu sefer. ver is completed eşittir. Birse sıfır yap. Sıfırsa bir yap. Ya burada Orada şey yapılabilir. orada inner select yapılabilir mesela. Orada farklı bir SQL kullanarak select cümlesi Aynen. yazılarak set edilebilir orada da şu anda oraya girmeyelim. Evet, mantıklı. Mevcudunun ama değerini almamız gerekiyor.